Bu programda ürün yerleştirme uygulanmaktadır. Nevşin Mengü ile Haber Ötesi. Merhabalar, Haber Ötesi başlıyor. Oğuz Atay'la başlayalım mı bugün tehlikeli oyunlar? Bu ülkede çocuklara yer yok. Başka ülkelerde varmış. Her tarafı yeşil ülkelerde. Biz büyük bir sabırsızlıkla çocukların büyümelerini bekliyoruz. Onların kafalarına vuruyoruz adam olmaları için. Seni Yezid, seni olarak görüyoruz onları. Kafalarını tıraş ediyoruz çabuk büyüsünler diye. Benim içimdeki çocuk büyümedi. 23 Nisan'da onu da bir saatlik başbakan yapsalardı belki büyürdü. Hayır, büyümezdi. Yıllardır taşıyorum içindeki çocuğu, yaşamadığı için, büyümediği için amcası. Ne güzel yazmış. Neyse, bir Three Doors Down Still Alive dinleyelim, sonra devam edelim. Son 2-3 haftadır belki İstanbul'dan Maçka Parkı'na yolunuz düşüyorsa koşanları, bisiklete binenleri, karda, yağmurda, çamurda bir şeyler yapanları, dertlerini anlatmaya çalışanları görüyorsunuz. Malumunuz aslında bayram havasında açıklanmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul'un bütün altını tünellerle döşeyeceğim, trafik sorunu kalmayacak dedi. Trafiğin kalmayacak olması iyi ama bu sırada yeşil alanlarımıza ne olacak? Yine onlar mı kurban olacak? Şimdi Maçka Parkı'nda Şişliler, Maçka Parkı'nda vakit geçirenler ne olur bu parka dokunulmasın diyor. Endişeliler çünkü parkın bir bölümü bir takım panellerle çevrilmiş durumda. Şimdi orada henüz bir çalışma yok ama işte Maçka Parkı'ndan Ortaköy'e uzanacak tünel anlaşılan. Ortaköy bitişinde bir takım kazı çalışmaları başlamış durumda. Dolayısıyla Şişliler tedirgin, şehir plancıları, mimarlar, mühendisler endişeliler. Yeşil alanlarımız gitmesin diye uğraşıyorlar. Biraz bu mesele üzerine konuşalım bu hafta. İnşaat mühendisi, ulaştırma uzmanı Zerrin Bayraktar ve mimar, şehir plancısı Korhan Gümüş konuğum. Hoş geldiniz. Önce Zerrin Hanım'la başlayayım. Zerrin Hanım, şart mı bu tüneller? Şart değil. Bir de üstelik bunlar bir ulaştırma projesi değil. Kentin altını karayoluyla donatarak trafiği çözemezsiniz. Bir kere ilk şart, kentte trafik çözüyorsanız toplu taşımayla yapılır bu iş. Ya ben hayatımda kentin altına otomobil tüneli yaparak trafik çözen görmedim. Hakikaten bunların aklı hiç yok. Hiç yok. Hiç mi bir işe yaramaz bu tüneller hocam? Ya niye yapıyorlar, işe yaramayacaksa anlayamadım. 3-5 kişiye yarar. Otomobilini pompalamak için yarar. Daha çok lastik satmak için yarar. Daha çok benzin kullanmak için yarar. Peki o hattı, yani işte diyor ki mesela uzman, yani belediyeye sorduğum zaman. Beşiktaş hattı çok sıkışıyor. O Beşiktaş Ortaköy arası çok sıkışıyor. Fena mı oraya bir tünel yapsak diyorlar. Hayır, öyle onunla mı çözülür? Deniz orada duruyor. İnsanlar boğaz yolunca karayoluyla gidiyorlar. Niçin deniz işletilmiyor? Onun için yapılan bir sürü proje var. Kendileri de yapıyorlar. Hı hı. Yani kendi sayfalarını açın. Mesela açın belediyenin ulaştırma planlaması sayfasını. 10 tane madde koymuş. Ve maddelerde ne diyor biliyor musunuz? Kente trafiği çözmek için birinci şart otomobil trafiğini azaltmaktır diyor. Ama onlar ne yapıyorlar? Üçüncü köprü. Otomobil trafiği. Avrasya tüneli. İşte yer altına tünel. Dolmabahçe'ye yaptılar. Kaç tane araç geçiyor Allah aşkınıza oradan? Yani... Evet, doğru, bu çözmez diyorsunuz. Çözmez, kesinlikle şimdi çözmez. Şimdi peki bu tünel projelerine baktığınız zaman ne olacak? Burada yeşil alanlar mı tehdit altında? Siz galiba bir de Kuzey Ormanları İnisiyatifi'nde de aktif çalışıyorsunuz. Tabii, tabii. Biraz anlatır mısınız bize? Şimdi Kuzey Ormanları İnisiyatifi'ndeyiz. Bakın, İstanbul'un 2009 yılında kabul edilmiş bir şey var. Çevre düzeni planı var. Bu çevre düzeni planında biz bazı şeylere karşı çıkmıştık ama ulaştırma konusunda çok doğru şeyler var orada. Söylediği şu: İstanbul'da sürdürülebilir bir yaşamın olabilmesi için İstanbul'un nüfusunun bir kere sınırlanması lazım. Bunun için de ilk şart TEM bir kırmızı çizgidir diyor. TEM'in kuzeyine kesinlikle geçilmemelidir diyor. Ne yaptı bu adamlar? Bütün TEM'in kuzeyini inşaata açıyorlar. Bakın, üçüncü köprü bir ulaştırma projesi değildir. Üçüncü havaalanı bir ulaştırma projesi değil. Bunların hepsi rant projesidir. Ne yapıyor? İstanbul'un bakir kalmış alanlarını inşaat alanına çeviriyor. Şimdi üçüncü köprüden sorun Allah aşkınıza. Ben soruyorum, cevap vermiyor. Belki size basın olarak veriyorlar. Günde kaç araç geçiyormuş buradan? Gerçi hani ortalamasını almak için belki bir sene geçmesi lazım ama günde 135 bin araç geçiyor mu orada? Geçmediğini söylüyorlar. Peki bunu biz nasıl vereceğiz? Adam 135 bin araç için garanti verdi. Ne dedi? 3 dolar artı KDV. Geçmeyen her araç için bu para hazineden ödenecek. Yani o köprüden geçen, geçmeyen, işte Hakkari'deki de ödeyecek, Van'daki de ödeyecek, Trabzon'daki de ödeyecek. Hı hı. Artı şey diyorlar, işte
Osman Gazi Köprüsü'nde öyle değil ya, biraz aşağı indirdi. Yani işte 160 ödeyeceğine 168 ödesin diyor. Aradaki farkı yine biz ödeyeceğiz. Çünkü alan adam o parayı isteyecek onlardan. Aynı şey şehir hastaneleri için. Hasta gitmezse parayı siz ödeyeceksiniz. Havaalanında işte 150 milyon yolcu diyor. Ama artık yapıldı. Bunlar bitti. Buna yapacak bir şey yok. Valla havaalanı hala yapılmadı. Benim hala ümidim var. Peki havaalanı için başka mı? Üçüncü köprü yapıldı. Şimdi mesele bu tüneller. Tünellere geleceğim. Ben Korhan Bey'e de soracağım ama bir de tabii şey meselesi var. Karayolu çözüm değil dediniz. Belgrad ormanlarında da eski bir tren hattı var. Onu canlandırmak istiyorum. Aman yapmayın Allah aşkınıza. Onun için de çıldırıyorum. Yani şey, o da yalan. Yani ne diyor? Nostaljik diyor. Nostaljik değil. Ben inceledim raporu. Resmen bir hafif rider sistem yapıyor oraya. Ama hakikaten orada bir ay ben çok vakit geçirdiğim için orada biliyorum. Hakikaten orada böyle bir şey, eski bir ray sistemi var. Var. Neymiş ama o? Kalkmış sökülmüş o. İşte vaktiyle 1912-1914 arası işte bu santraldaki şeye enerji santralına kömür gelirken gemiler batırılıyormuş. Hı. Onun üzerine işte şeyden oradan Ağaçlı'dan şey getirmek için. Bir savaş projesi miymiş? Hayır yani? Savaş değil yani enerji hattını kuvvetlendirmek için. Hı. Yani savaş sırasında çünkü getiremiyorlar madeni. O dekoyle hattı yardımıyla getirmişler. Daha sonra o dekoyle hattı işte harp sırasında denize şey taşımak için de kullanılmış. Silah taşımak için de kullanılmış. Ve sonra savaş bitince kullanılmaz hale geldi. Ve sökülmüş halleri. Ben orada gittim yani o kaybolmuş şeyin diye. Ama şimdi orayı bir ormanı mahvedercesine. Zaten ormanlar bitiyor. Yani İstanbul'u bir süre sonra yaşayamayacak. Hakikaten yaşayamayacak. Bakın havayı orası üretiyor. Suyu orası üretiyor. Bunların hepsini engelliyorlar. Zaten bir öyle gezi yapmıştık biz. Ormanın içine gidiyorsunuz böyle çok güzel, yemyeşil falan. Birdenbire bir kabusa uyanıyorsunuz. Üçüncü havaalanı yolları böyle şerit. Dehşete düşmüştüm ben orada. Şimdi orayı bir de utanmadan nostalji divalar adına ya. Hakikaten çok utanıyorum. Zaten Kağıthane Belediye Başkanı tepkimizi gördü. Kuzey Ormanları Savunması'nın tepkisini gördü. Bizi çağırıyor, konuşacağız onunla. Ama biz diyeceğiz ki bu projeyi arkadaşım durdur. Çünkü bakın bu orman işletmesi buna evet dememiş. Eyüp Belediyesi karşı çıkmış. Ulaştırma planlama hayır demiş. Ama adam ihalesini yapıyor. Ve ihaleyi yaptıktan sonra da bize gelin konuşalım diyor. Bu işler böyle şey de oluyor ya, hep mesela bir proje yapılıyor, mahkemeye gidiyor sivil toplum örgütleri, mahalleler kazanıyor, yürütmeyi durdurma alıyor, evet. Fark etmez, plan tadil ediliyor, devam ediliyor. Bu hukuksuzluk bir gün sona erecek Nevşin Hanım, bu iş böyle gitmez. Nasip, bu hukuksuzluk hayırlısı. Bir gün sona erecek. Erecek de bu hakikaten Kuzey Ormanları meselesi bilen biliyor, ben triatlon sporu yaptığım için uzun bisiklet antrenmanlarına biz oraya çıkıyoruz. 4 saat 5 saat uzun antrenmanlarımız var, ben gözümle gördüm yani bir sezon içerisinde bir tepe yok oldu, o tepeyi taşıdılar bir yere, bilmiyorum, bir yere doldurdular herhalde onunla. Tabii. Bayağı bir tepe yok oldu, böyle gördük. Hakikaten acayip bir şey, böyle jerminal filmi gibi. Ne tepeler ne göller. Hele 3. havaalanında görseniz o güzelim gölleri doldurdular ve oraya tutturamadılar. Fakat şöyle bir şey var, bu Maçka Parkı inisiyatifindeki arkadaşlar sosyal medyada paylaşım yaparken şöyle cevaplar geliyor onlara. Evet. Ya kardeşim sen de orada ağacın içerisinde eki koşacaksın diye biz trafikte mi bekleyelim? Bu cevaplar geliyor. Böyle düşünen de var. Ya bana ne kardeşim senin ağacından? Ben niye trafikte bekleyeyim? Ben niye İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 5 saat sıra bekleyeyim diyor insanlar. Onlara cevabınız ne olacak? Onlar daha beter olsunlar inşallah. Tünelin içinde beklesinler. Peki Zerrin Hanım, teşekkür ediyorum. Zerrin Hanım şey, ateşli, kızgın. Şimdi biraz da Korhan Gümüş'le konuşalım. Korhan Gümüş'ü alayım. Korhan Bey, bilmiyorum isterseniz önce biraz Taksim Meydanı'ndan mı başlayalım, değil mi? Siz de çünkü çok uğraştınız o meseleyle. Şimdi bir meydan yapıldı da hala ne olacağı kararlaştırılamıyor. Bir türlü bitmeyen bir proje. Şimdi bir yanıyla da işin bu tarafı var. Bir şeyler yapılıyor ve yarım kalıyor gibi. Böyle kent yarım kalmış gibi. Buradaki tabii temel meseleye dokunmayıp sadece döşeme kaplaması ya da bir ulaşım meselesi gibi görünce öyle oluyor. Yani yıllardır Taksim için tüneller yapılıyor. 5 keredir aynı proje çıkıyor karşımıza ve her birinde işte bir otoyol kavşağı gibi Taksim'i planlamaya çalışıyorlar. Bu da olmuyor tabii. Yani şeyin arkasındaki mantığı belki sorgulamak lazım. Burası işte bir kamusal alan olarak belki geçmişte biraz müzakere özürlü bir süreçte tanımlanmış. Ama içine rekreasyon alanı konmuş. İçinde bir takım şeyler var. Yani Taksim Meydanı sadece bir meydandan ibaret değil. Burası çok kompleks bir bütün. İçinde kültürle ilgili işlevler var. Çevresinde açık hava tiyatrosu var. Sergi alanları var.
Çok amaçlı salonlar var. Maçka Parkı mesela onun bir parçası. Evet. Şimdi bunlar hep ayrı ayrı sanki parçalarmış gibi algılıyoruz ama burası şehrin merkezinde bir yönetim planına kavuşturulması gereken bir bölge. O Kongre Vadisi projesi vakti zamanında, Dalan evet. zamanında mıydı yanlış hatırlamıyorsam Kongre Vadisi projesi. Aslında işte hakikaten Taksim Meydanı, Gezi evet. dediğiniz gibi sonra oraya yapılan bir site var maalesef. Evet. Yeşil alanı katletmiş. Ve Maçka aslında burası bir bütün, eski fotoğraflarda da bunu görüyorsunuz. Evet. Yemyeşil bir vadi orası. Şimdi başka böyle başka bir şeye dönüştü. Şimdi adım adım Taksim'in betonlaştığını gördük. Bu işte Maçka'ya doğru kayıyor mu? Anlaşılan bu mu? Şimdi burada tabii gerçekleştirilen ulaşım projeleri sanki bir tesisatçının hani böyle evde bırakıyorsunuz kendi başına. Boru döşe diyorsunuz, o da geliyor sizin diyelim salonunuzdan bir tane boru geçiriyor. Bunun gibi projeler. Şimdi siz, mesela araç kullanan insanlar için bu tünelli ulaşım projeleri bir felaket. Yani bunu hiç konuşmuyoruz. Hı hı. Yani şehrin sanki kanalizasyonlarında dolaşan insanlar gibi insanlar trafikte, ulaşımda bulunacaklar. Çünkü şehir karmaşık bir şeydir. Yani bir caddeyi düşünün, kaldırım vardır, insanlar yürür, bir taraftan araba durur, dolmuştan birisi iner. Şimdi mesela Taksim'deki otobüs durağına bakın. Buradaki insanlar korkunç. Çok büyük bir kalite kaybına uğradılar. Yani hayat kalitesi açısından sahiden o kadar para harcandı tünel için. Bu kadar para harcanmasına karşılık çok hayat değerlerinden çok şey kaybettiler. Şimdi bir yolun maliyeti yaklaşık hani birse tünelin maliyeti 10. Üstelik de daha fazla para ödüyorsunuz. Yani inşa etmek için çok daha fazla kaynak ayırıyorsunuz ama çok daha kalitesiz bir ulaşıma kavuşuyorsunuz. Eğer şehir dengeli gelirse zaten dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey olmaz. Evet, toplu taşıma için metro yapılabilir ama araçları yerin altına indirmek tabii çok ironik bir şey. Yani şehir kavramıyla çelişen bir şey. Ya şey de çok korkunç oluyor. Trafikte tünelin içinde kalmak çok korkunç. Evet. Hakikaten insan klostrofobi geliyor. Yani hiç olmayacak gibi düşünüyoruz ama şimdi şöyle bir şey oluyor. Mesela yani bunu daha önce gördük, bilmiyorum Ortaköy'de de öyle mi olacak. Bir yeşil alan var, buraya tünel yapılacak, şu yapılacak, bu yapılacak. Tamam, sadece 3-5 ağaç, bir şey olmayacak deniyor. Yapılıyor proje, madem ağaç yok o zaman imara açılsın deniyor. Orada yeni bir yaşam alanı oluşuyor. Bu ne demek? Yeni trafik demek. Yani Maslak'ı gördük işte. Maslak ormanda eskiden. Yani çok yakın zamana kadar ormanda, hem de öyle bir 50 yıl öncesinden falan bahsetmiyorum. Ben hatırlıyorum Maslak'ın yemyeşil olduğu zamanları. Dolayısıyla tamam, burada ağaç da kalmadı. Oldu o zaman, buraya konut yapalım. Yapmasın 3 şeritli yol. Taşımıyor bütün o plazaların trafiğini gibi. Şimdi o zaman Ortaköy Maçka da böyle olacak muhtemelen. Şimdi Maçka için diyorlar ki biz sadece 5 tane ağaç taşıyacağız. Onları da geri dikeceğiz. Bunu hep söylüyorlar da. Ama tabii... öyle olmuyor. Hiçbir zaman da öyle olmadı. Şimdi bütün bu yeşil alanlar şeyin kavşakların yapılacağı alanlara dönüşüyor. Şimdi Ortaköy Vadisi'nde bir ahtapot planlanmış. Şeyde de Maçka Vadisi'nde de böyle iki ayrı tünel geliyor. Ve bu zaman içinde de göreceksiniz, öyle de kalmayacak. Ondan sonra başka kollar yapılmaya başlanıyor. Şimdi bu Dolmabahçe Vadisi aslında şehrin gözü gibi bakması gereken bir yer. Bu araziyi bir otoyol kavşağına dönüştürmek, yani bir şehrin başına gelebilecek en büyük şeylerden biri olabilir herhalde. Yanlışlıklardan biri, hatalardan biri olabilir. Bu alanın bir bütün olarak bir kere bir koruma şeyinin, ekolojik bir onarım şeyinin hatta planının olması lazım. Sadece koruma planı değil, sadece kültürel kullanım açısından ya da sportif kullanım açısından bir takım planların yapılması değil. Aynı zamanda bir ekolojik onarım paketiyle süreklilik gösteren bir plan dahilinde korunması lazım. Şimdi biz burayı bir ulaşım şey için bir dağıtım şeyi alanı haline getiriyoruz. Ortaköy Vadisi'nde aynı şekilde. Bunlar İstanbul'un çok değerli Boğaz şeyi üstelik kıyısındaki bölgeleri. Buradaki insanlara sunulan şey ise ulaşım sorununun çözüleceği şeklinde bir yanlışlık var. Tam tersine aslında bu yapılan yatırımlar ulaşım sorunu yaratan yatırımlar. Bunların, yani şimdi düşünün, siz 20 kilometrelik bir hat çiziyorsunuz, 20'den fazla, ve yerin altından gideceksiniz. Avrasya Tüneli'nin içine giren bir insan bile aslında bir şey geçiriyor, travma geçiriyor. Çünkü git bitmiyor, yani insanlar korkuyor. Bir de sıkışık trafiği düşünün, sabah bu yoldan işinize gideceksiniz, akşam bu yoldan geri döneceksiniz. Bu insanların sahiden şeyine ben üzülüyorum. Yani en başta otomobil sahiplerinin bu tip bir ulaşım modeline, şehirdeki bu ulaşım modeline karşı çıkması lazım. Çünkü ulaşım böyle bir şey değildir. İnsanların hayatını çalan bir şey değildir. Tam tersine hayatın içinde bir keyif olması gereken bir şeydir ulaşım. Şehri görmek, şehri gezmek, değil mi? Eskiden insanlar ulaşım sürelerini çok iyi değerlendiriyorlardı. Vapurlarda birbirleriyle sohbet ediyorlardı. Toplu taşımada konuşarak gidebiliyorlardı. Kendi araçlarında
araçlarını kullanıyorlarsa komşularıyla birlikte paylaşabiliyorlardı. Şimdi ulaşım düz bir şekilde tamamen kayıp bir zamana dönüşüyor ve saatlerini insanlar ulaşımda tüketiyorlar. Bu insanların hayatından çalınmış bir değerdir. Hem kalite olarak hem süre olarak. Üstelik de bu projelerin böyle paldır küldür sanki şeysiz gibi. Biz bunları konuşamayız kardeşim, bunlar teknik konulardır diye karşımıza çıkması pek demokratik değil. Bu bir dayatma biçimi. Bunu bize şey olarak göstermesin kimse. Yani biz hizmet üretiyoruz, teknik bir konudur bu. Hayır, ulaşım basbayağı tartışılması gereken bir konudur, stratejik bir konudur. Bu konuyu bizim demokratik bir şekilde konuşmamız lazım. Bu şekilde sadece oldu bittilerle, karşımıza asılan panolarla bizim bununla ilişki kurmamız çok yanlış. Yani yönetime burada bir çağrı yapmak lazım. Ortak geleceğimiz için gelin bu tür konuları konuşarak, farklı görüşleri tartışarak çözelim. Yanlış veya doğru diye konuşmadan önce ilk önce bir konuşmayı deneyelim. Şimdi herkes şöyle algılıyor. Ya biz ne güzel proje yaptık, bak beğenmiyorlar diye düşünüyor belediye. Bir belediyede çalışan tabii ki değerli mimarlar var, mühendisler var. Onlar bir proje üretiyorlar. Bir de STK'lar var. Ne olur ki siz de bir alternatif proje üretseniz, bilmiyorum. Tamam, madem böyle bir ulaşım sorunu var. Biz de şöyle bir şey çizdik deseniz. Bu istişare edilse ne olur ki bilemiyorum ama Türkiye öyle bir şey haline geldi ki. Başka bir şey söyleyince ya şöyle olabilir mi acaba denince sanki düşmanmışsın gibi algılanıyor. Sanki oyun bozanmışsın gibi algılanıyor. Sanki bu ülkenin iyiliğini sen istemiyormuşsun gibi algılanıyor. Keşke bu psikolojinin içerisinden çıkabilsek. Şehir meseleleri taraf almayı aşıyor. Yani bizim bunları konuşabilmemiz için işte yok şu kimlik bu kimlik değil. Şehir üzerinden konuşmamız lazım. Yenikapı'daki transfer merkezini mesela biz işte yanlış yaptın doğru yaptın değil. İlk önce bir konuşalım mesela böyle dedik. Atatürk Kültür Merkezi önce bir konuşalım. Niye ilk önce yani önce yıkacağım evet. Sonra şey yapacağız. Hayır önce bir konuşalım. Bu tip konuları yani şehir üzerine konuşabilmemiz gerekir. Çünkü bunları başka bir yerden bulutların üzerinden konuşmaya başlayınca anlaşamayız. Kesinlikle. Yani bunlar toplumu tam tersine böler. Halbuki bizim ortak sorunlarımız, ulaşım sorunumuz ortak sorunumuz, yeşil alan sorunumuz ortak sorunumuz. Yani bütün bu kamu hizmetlerinin nasıl üretileceği konusu hepimizin çok kolay anlaşabileceği konular bunlar. Şunu da söylemek istiyorum ben. Yeşil alan sadece bir sosyal sınıfın veyahut da bir siyasi harekete angaje insanın kullandığı bir şey değil. Yeşil alanı herkes kullanıyor. Yani daha çok yakın zamanda köyünden göçmüş insanlar da Belgrad Ormanı'ndalar. Hep bu köy inisiyatiflerini görüyoruz zaten. Ne güzel. İnsanlar o yeşillik özlemini gideriyorlar mesela. Bilemiyorum sağcısı, solcusu, AK Partilisi, her neyse CHP'lisi, HDP'lisi, MHP'lisi. Hepsini görebiliyoruz mesela Maçka Parkı'nda tek toplanılacak alanı olduğu için. Veyahut da Belgrad Ormanı'nda. Hakikaten bunun yani siyasetler üstü bir şey olarak konuşulması lazım. Zehrin Hocam bir şey eklemek ister misiniz? Dediniz ya hani siz de bir şeyler yapsanız da sunsanız var bunlar sunulmuş. Ben üniversitede çalışırken belediyeye hizmet için birçok şey yaptık. Yaptıklarımızı rafa koydular. Yani üretilen şey var. İstediğimiz şeyler de belli. Sonra bu karayolu ulaştırması çok karmaşık bir konu. Yani ülke ekonomisini yok eden. Şimdi biliyorsunuz ulaştırma karayolu, demiryolu, deniz yolu diye gidiyor. Hı-hı. Ama biz tek ayak olarak karayoluna yaslanıyoruz. Bakın şeyde de aynı, İstanbul'da da aynı. Yani İstanbul trafiğini karayoluyla çözemezsiniz, daha karmaşık hale getirirsiniz. İstanbul'un nüfusunu planlamanız lazım. İstanbul nüfusu 20 milyonları aştığı zaman İstanbul yaşanmaz hale gelecek. Buna bir tedbir almak lazım. Haklısınız. Onun için yani çok yapacak şeyler var ve biz hakikaten yapıyoruz görevimizi ama karşımızda dinleyen yok. Bir Kabataş projesi düşünün. Kabataş projesinin bir ulaştırma projesi olmadığını söylüyorum. Bu şekilde bir şey yapılmaz diyorum. Orası bir tarihi mekan diyorum. Projenin müellifi bir mahkemeye veriyor. Tazminat açıyor hakkımda. Benim söylediğim şeylerin hepsini ben şimdi mahkemeye çıksam aynı şeyleri söyleyeceğim. Oraya dev bir martıya ne gerek var arkadaşım? Yani orası tamam güzel bir yer değildi. Güzel bir şekilde planlanabilirdi. Ama bir ulaştırma projesi değil. Bakın kentin merkezine bir aktarma merkezi yapıyorum diyorsunuz. Tramvayı var, işte metrosu var, şusu var, busu var, metrosu da tartışılır ya. Denizi var. Sen tutuyorsun altına 1000 araçlık otopark yapıyorsun. Kentin merkezine. Otopark yaptığın an bu iş bitmiştir. Bu rant projesidir. Peki. Yani söylenecek şey çok. Çok teşekkür ederiz Nevşi Hanım. Biz teşekkür ederiz. O zaman vatandaşlarını dinlemek istemeyen yetkililere gelsin. Seven Dust'tan Denial. Nevşin Mengü ile Haber Ötesi. Evet şimdi arada bir tabii
Amerika Birleşik Devletleri'ni ihmal etmiyoruz. Çünkü Amerika'nın sesinden arkadaşımız Dilgetim için hep Washington DC'de bizi bekliyor. Amerika'daki son gelişmeleri aktarıyor Türkiye'deki gelişmeler ışığında. Zaten son dönemde gelişmeler de çok benzer. Yani iki ülke siyasetle benzer oldu. Olmaz olmaz denen şey oldu. Dilge merhabalar. Merhaba Nevşin. Biz bu hafta biraz parklardan, bahçelerden konuşuyoruz ama tabii senin orada keyfin KK. Gidersin Potomac kenarında yürürsün, Lincoln Adası'nda koşarsın. Orada dert çok da yeşilden, parktan yana derdiniz yok değil mi? Evet, yani hani ruhumuzu dinlendirmek için diyelim Nevşin. Bol bol parklara gidiyoruz burada ve hani sadece Potomac değil, burada Washington'da bir Rock Creek Park var ki 7 kilometre karelik bir alan. Şehrin içinde, yani ben evimden çıkıp yürüyebiliyorum buraya ve burada geyikler, çakallar falan yaşıyor, yani gayet de vahşi bir ortam. O yüzden hani o açıdan, yeşillik açısından şanslıyız. Bir de burada Rock Creek'in hemen civarında hayvanat bahçesi var. Ama bildiğimiz hayvanat bahçelerinden değil. Hani koruma amaçlı, hayvanları koruma amaçlı. Panda üretim merkezi aynı zamanda. Hı-hı. Çin'e gönderiyorlar. İşte parkta takılıyoruz. Orada hayvanat bahçesine gidiyoruz. Bir başakları seyrediyoruz. Ya doğal parktır aslında orası. Evet, doğal park gibi. Evet, hatta geçenlerde şey oldu burada. Geçen hafta hayvanat bahçesinden bir başak kaçtı. Kedi, yani kocaman bir kedi kaçtı. Ve yetkililer şey dedi, birkaç gün aradılar. Ya önemli değil. Rock Creek'te zaten yaşayabilirler. İnsanlara da bir zararı yok. Hayatta kalırlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Şehrin ortasında, Amerika'nın başkentinde, şehrin ortasında bir başak kaçıyor. Ve yetkililer nasılsa hayatta kalır ve insanlara zarar vermez diyebiliyor. Ve kedinin yaşayacağı yerde, insanların yürüdüğü, egzersiz yaptığı, aileleriyle buluştuğu yerler. İnsanı görünce kaç... İşte Amerikalılar da medeniyeti öğrenememiş Dilge. Öyle olur mu? Şehrin içinde ormanlık, ağaçlık yer ya. Oraya hemen bir rezidans yapacaksın. Bir de çamur olur, pis olur yani, oraya betonu döksen. Ne güzel. Mis gibi tertemiz. Toz yapar kızım. Toprak toz yapar kızım. Tabii biz Türkler olarak zaten sürekli ayıplıyoruz. Olur mu böyle yeşil canım? Döksünler betonu. Yani biz İstanbul'da betona alıştık. Olmaz böyle diyoruz ama işte Washington Belediyesi bizi dinlemiyor neyse. Ya aslında Amerika'da şimdi sistem şöyle ya. Bu hani Wall Street işgalet eylemleri sırasında bu konuşulmuştu. Zucchini Park vardı orada. Eylemcilerin kaldığı. İşte ve sonra o parkın boşaltılması kararı alınmıştı. Şimdi Washington'da nasıl bilmiyorum ama bildiğim kadarıyla New York'ta. Şimdi aslında orada halk bir özel mülk. Yani pardon, park özel mülk. Yani işte orada oturan mahalleli bir board oluşturuyor, bir kurul oluşturuyor, o yönetiyor parkı. Yani belediye falan değil. Ya şimdi düşünüyorum aslında, mesela İstanbul'da da bu kadar parklar mesele oldukça belki de doğrusu bu. Çünkü ne bileyim, işte bizim bu Şişli'deki Maçka Parkı meselesi var şimdi. Yani Şişlilerden başka herkes karar alıyor parkla ilgili. Yani o park hayatında gelmemiş, orayı görmemiş, hiç işi olmayan adam boş ver oradaki ağaçları arkadaş, yol olsun orası diyor. İyi de kardeşim, yani senin kullandığın, bildiğin bir yer değil ki, sen nasıl orasıyla ilgili karar alabiliyorsun? Dolayısıyla belki aslında iş oraya geliyor. Belki de hani oranın işte yerel, orada oturan mahallelisine idareyi vermek lazım belki. Bilmiyorum Washington'da nasıl sistem. Yani çok çok üzücü. Ben de eski bir valide çeşmeli olarak Maçka Parkı'na çok giden biriydim ve gerçekten üzücü. Burada evet özel mülk parklar var ama esas İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir ulusal park hizmeti var. Federal İdare Bürosu burası. Ve Amerika'daki bütün ulusal parkları aslında onlar yönetiyor. Yani milyonlarca kilometre karelik alandan bahsediyoruz. Çok büyük bir kıtadan bahsediyoruz ve bir sürü doğal park var, ulusal park var, şehir parkları var. Ve bunlar ulusal park hizmetine bağlı. Bu adamlar da işlerini çok ciddiye alıyor. Hatta daha fazla ne kadar yeşillendirebiliriz, daha ne kadar büyütebiliriz bu doğal alanları diye kafa yoran yerler. Ulusal parklar, en son ulusal park hizmeti ne zaman gündeme geldi biliyor musun? İşte Donald Trump'ın yemin ettiği gün gündeme geldi. Çünkü kongre binasının önündeki bütün yeşil alan, ki 4,5 kilometre karelik yeşil bir alandan bahsediyoruz yine kongrenin önünde, şehrin merkezinde. Ulusal park hizmetine bağlı ve adamlardan izin almak zorundasın. Ya ben burada yemin edeceğim ama seyircilerin buraya girmesi vesaire diye. Parklar da ona göre hareket ediyorlar. Yani hani şey yapmıyorlar. Kongrenin önü işte bir sürü insan oluyor, insanlar gidiyor geliyor. Hadi burayı biz betonlaştıralım, beton dökelim falan demiyorlar. Ve yani gerçekten çok sıkı yasalarla korunuyor, federal yasalarla korunuyor parklar. O yüzden insanlar istediklerini yapamıyorlar. Yani bu sadece yerel yönetimlere
kalmış, belediyelere kalmış bir şey değil. Federal olarak korunuyor bütün bu alanlar. Ulusal park ve koruma bölgesi olarak geçiyor buralar. Ve yani şöyle diyeyim sana, bu ulusal parkların 14 tanesi UNESCO'nun Dünya Mirası listesine girmiş Amerika'da. Bayağı ciddiye alınan bir şey yani bu. Evet yani. 762 bin kilometre kare tüm ülkede koruma altında. Ki zaten en önemlilerinden biri de biliyorsun New York'taki Central Park. Ya tabii. Ya şimdi önemli olan zaten bu yeşil doğayı, o dokuyu korumak. Yoksa binayı yaparsın. Yani işte. Adamlar bak Dubai'ye çöle yapıyor istediği kadar bina. Onda bir şey yok. Ama yani sen bir çölü yeşillendirebilir misin? Yok işte, o imkansız yani. Ancak suni biraz oluyor. Elinde varsa bunu koruyacaksın yani. De işte. Yani neyse. Şeyi düşünüyorum mesela, İstanbul'un en önemli yerlerinden biri Gülhane Parkı. Hı-hı. Hemen Topkapı'nın civarı. Yani hani oraya böyle bir şey yapmaya kalkışılsa ne olur diye düşünüyorum. Bir de geçen sene şöyle bir haber vardı. Hani Esenler'e dünyanın en büyük şehir parkı, evet, yapılacak falan filan diye. Doğru. Yani bir yandan da yani bunu yapmaya çalışıyorsun. Ya elindekileri niye korumuyorsun? Tamam, onu da yap ama Maçka gibi İstanbul'un göbeğinde insanların hava, nefes aldığı bir yeri betonlaştırmak gerçekten ne demek? Benim aklım hayalim almıyor. Hele buradaki örnekleri görünce, burada gittiğim parkları, yürüyüşleri görünce. Bu hafta Washington'da çünkü hava kış şartlarına göre inanılmaz iyiydi. 15-20 derecelerdeydi. Çok parklardan iyi çıkmadık. İş çıkışı bile parklardayız. Ve şehirde çok büyük bir lüks, insanlar için çok büyük bir gereklilikken İstanbul'dan bunları duymak gerçekten çok üzücü. Tamam Dilge, nispet yapmayı kes. Git Potomac'te koş. Asabımızı bozma. Peki Dilge Timuçin. Bekliyoruz buraya mutlaka Nevşin. Biz de bekliyoruz. Dilge Timuçin, çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Bu hafta biraz böyle içimizi döktük. Dökelim arada bir de içimizi dökelim. Siz de içinizi dökmek isterseniz, işte şunu konuş, bunu konuş derseniz benle temasa geçin, biliyorsunuz Twitter hesabımız.